dostlar size bir şey söyleyeceğim. Şey diyorsunuz bana. Abi ben de çoklu kimlik doğrulama açıktı. Şifremin yanı sıra mesaj geliyordu bana SMS'le. Ama ben ona rağmen hacklendim. Bu nasıl oluyor abi? Niye hackleniyorum ben? Two Factor Authentication'ım vardı. Neden bu başıma geldi diye soruyorsunuz. Normal şartlarda sevgili kardeşim, yaptığınız hareketler doğru. Yani bir parola seçiminiz, two factor authentication'ınız, bilmem neyiniz kesinlikle doğru. Ancak bunun dışında yaptığınız ufak bir hata var. Herif bir tane zararlı yazılım Twitter yapıyor. Twitter olmak zorunda değil işte. Sizin çok kullanacağınız bir şey olsun. Mesela şu sıralar WhatsApp'ta şey dolaşıyor acayip derecede. 3 aylık ücretsiz Netflix size. 2 aylık ücretsiz Netflix. Flix One mı ne? Bir uygulama var. Bu uygulama mesajlara erişim istiyor arkadaşlar. Ve sadece mesajlar değil. Mesajlar dediği zaman tüm mesajlaşma protokolüne izin istiyor. Hayda. Yani baktığınızda herif bütün mesajlaşma protokollerinize, artık ne kullanıyorsanız, WhatsApp'ı bilmem nesi vırı zıvırı her yere erişim alıyor. E abi onu alan bir adam ondan sonra gidiyor size işte atıyorum SMS doğrulamayla girdiğiniz bir web sitesinden SMS aldığınız zaman şak diye golü atıyor. SMS'inizi alıyor. Peki dostlar, SMS doğrulama da güvenli değilse, böyle kaçırabiliyorsak biz ne yapacağız abi? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Yani biz bu golü nereden yiyeceğiz? Bakınız bu bir dramdır. Böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar, authenticator uygulamaları var ya, telefonunuza mesaj veren, bilmem ne veren falan filan. O authenticator uygulamalarını kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu bir. Kesinlikle Google Authenticator kullanmayın bu iki. Ama abi bir dur ya. Bir sal bizi ya. Abi niye ya? Google'ı kullanmıyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Abi Google'a girebilmek için telefonu açmak yeterli. Authenticator uygulamasına giriyorum ben. Niye ben ona bir şifre daha girmeyeyim? Hiç güvenli değil bu şeyleri. Yanlış. 2. Abi nerede backup'ını tutuyorsun sen onun? İkinci bir cihazdan girmen gerekti. Desktop'tan girmen gerekti. Her dakika bunlar için backup mı toplayacaksın? Her o sana verdiği PDF dosyasının içindeki key'leri mi ezberleyeceksin? Öyle bir dünya var mı ya? 21. yüzyıldayız. Arkadaşlar bakın. Google Authenticator ilk çıktığı yıllarda muhteşem bir uygulamaydı. Ama bugün artık üstünden çok sular geçti. Artık bitti. Bittiği için de artık bu uygulamanın elle tutulur bir yanı kalmadı. Kalmadığı için de sizin buna uygun daha güncellenmiş yeni versiyonları, daha iyilerini arayıp bulmanız lazım. Peki nedir daha iyileri? Authy'dir arkadaşlar. Onun dışında Microsoft Authenticator da çalışır. İkisi de olur. İkisinde de telefonu açtın, Authenticator'a girdiğin zaman bir daha senden şifre veya face istiyor, face ID istiyor. Bu iki kere koruma var bir defa. Yani arkadaşım geldi, bastı pat aldı, bittiği olayı yok. Authy'nin bir güzelliği var. Desktop'ta da çalışabiliyor. Telefonun gitti, telefonunu değiştirdin, bilmem ne oldu. Aynı keyler desktop'ında da çalışıyor. Böylece de Windows client'ını kuruyorsun abi. Bir siteye girerken ulan telefonum neredeydi? Dur telefonumu alayım da geleyim bilmem neyle uğraşmıyorsun. Telefon sıfırlansa bile ikinci yerden devam ediyorsun. Çiçek gibi. Hiçbir sorun yok. Artı backup'ını encrypted olarak tutuyor. Hiçbir şekilde bu sizin keyleriniz hiçbir yerde paylaşılmıyor. Hiçbir şekilde adamların erişimi yok. Key de sende. Microsoft'ta öyle kullanamıyoruz galiba. Authy kullanılıyor. Authy mükemmel arkadaşlar. Yani daha ne özellikleri var? Girin bakın. Google Authenticator ilk çıktığı yıllarda muhteşemdi. Her işimizi görüyordu. Ama artık miadını doldurdu ve Google da ona yeterli yatırım yapmıyor. Gerçek anlamda bizim güncel ihtiyaçlarımızı karşılayacak durumda değil. SMS kullanmayın dostlar. Bakın bankacılığı ayrı tutuyorum. Tenzih ediyorum. Ama onun dışında hani SMS geliyor zaten. Two Factor Authentication'dayım ben. Google login'imi SMS de yaparım falan filan demeyin arkadaşlar. O SMS'leri çalan bir uygulamayı makineye yüklemiş olabilirsiniz. Bir de şöyle çok güzel bir şey var. Normalde Microsoft Authenticator'da da Google Authenticator'da şey var. Abi yukarıdan aşağı doğru bütün girdiğin sitelerin bir açıyorsun abi, bütün keyler alt alta sıralanıyor. Abicim sen Authy'nin içinde hangi uygulama varsa onun logosunu görüyorsun sadece. O uygulamaya basınca gösteriyor sana numarasını, hangi şeyi rakamı gireceksen. Böyle her bir uygulamanın peşinde, her bir şeyin peşinde koşturman yok. Yani kullanıcı uyumluluğu da çok güzel. iOS'ta oluyor mu SMS çalma olayı? Sevgili kardeşim sen API'den mesajlara izin ver. Bak ister Windows, ister Android, ister iOS, istediğin yerde şey yap. Privacy'sinde merak ettim. Şimdi siz sordunuz ya. Sell your end user personal. We do not share your end user third parties or third parties on business. Hiç kimseyle paylaşmıyoruz abi diyor. Ben seviyorum arkadaşlar Authy'yi. Güzel uygulama. Onun için bugün Google Authenticator bilmem ne ıvır zıvır zartırt kullanmayın arkadaşlar. İş sıkıntılı. Onun yerine gidin babalar gibi Authy kullanın. Çiçek gibi takılın yani. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Can kaçar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi eyvallah. Abone olun oğlum.